Slasher'lar ve bu slasher'ların büyük katilleri neredeyse bir endüstriyi kökünden değiştirdi. Korku. İlk dönemlerinde gizemleriyle ortada bulunan bu türdeki basit bir değişiklik türün bugünkü popülerliğine ulaşmasını sağladı. Ama tabii ki buna bir değişiklik yerine ekleme de diyebiliriz. Maske. Özellikle 70'ler sayesinde bu tür fazlasıyla reforma girdi ve sonrasında hem slasher'lar hem de korku fazlasıyla değişti. 1974'te çıkan ve çoğunluk tarafından ilk modern slasher kabul edilen Black Christmas ile onun fazlasıyla ilham olduğu 1978'deki Halloween sektöre bomba gibi girdi. Ve tabii ki 2022'deki Halloween filmi olan Halloween Ends'in çıkmasına da bu kadar az zaman kalmışken haklarında fazlasıyla bahsetmek istiyorum. Tarihin bu noktasında, yani tabii ki bunlardan bahsetmiş olmak hem benim için hem de bence kanal için hoş olur. O yüzden hadi biraz maskelerden bahsedelim. Black Christmas konusunda her ne kadar kuralları gayet böyle günümüz slasher'larıyla aynı olsa da katilin yaratılışı ve işlenişi ilham olduklarına göre çok daha farklıydı. Harika bir gerilim ortamı yaratsa da bu filmi gördükten sonra John Carpenter'ın yapacağı şey belki de izleyici için çok daha tanınır birini ortaya çıkaracaktı. 1978'de aşırı düşük bütçe ve bir ton sorunla yapılan ama yapılmasıyla beraber anında başarıyla yanıt tutuşan Halloween katilini gerçekten ortaya çıkarmak isteyenlerdendi. Katil filmin çok büyük bir bölümü olmalıydı ve filmin de aslında ana pazarlık materyaliydi. Bu kadar değişiklik yaratmasının sebebi de tam olarak buydu. Katilin bu türdeki korku tarafı fazla gözükmeyip gizemli olmasından gelse de Halloween bunu gizemli korkuyu aynı zamanda katili de fazlasıyla ortaya çıkararak verecekti. Tabii ki bunun ana yolu da bir maskeden geçiyordu. Her ne kadar tam olarak ilk yapan olmasa da kesinlikle popülerleştirenlerdendi. O noktaya kadar maskeli veya kostümlü katiller görülmemiş bir şey değildi ama ilk filmde Michael'ın olduğu gibi gizemli olup aynı zamanda her hareketi korkutabileni fazlasıyla azdı. Suratındaki maske her ne kadar bir William Shatner maskesi olsa da saç ve suratın boyanıp sonrasında gözlerinde iyice genişletilmesiyle kesinlikle akıllardan çıkmayacak bir şey ortaya çıkmıştı. Sonraki neredeyse 45 yıl boyunca insanların hayranlıkla bakacağı bir şey yapıldı ki yeni Halloween filmlerinin gelmesiyle beraber ben de filmlerdekine fazlasıyla benzer bir maske sonunda aldım. Ve sonrasında bugün tanıyabileceğiniz çoğu katilin aynı şekilde akıllarda kalıcı kostüm ve özellikle de maskelere sahip olduğunu gördük. Hem ekranda fazlasıyla bulunmalarını sağlayan hem de bu sırada korkutucu ve gizemli kalmalarını sağlayan bir şeydi sonuçta. My Bloody Valentine'ın Harry Warden'ı, 13. Cuma'nın Jason'ı, Screaming Ghostface'i, Testere'nin spiral yanaklı Gideon'ı, Texas Chainsaw Massacre'ın Leatherface'i ve hatta maskesi olmasa bile o yanık suratı, şapkası ve yılbaşı temalı süveteriyle artık akıllara kazınmış Elm Sokağı'nın Freddy'si. Bunlar gören herkesin sadece popüler kültür aracılığıyla bile tanıyabileceği, hatta bazılarını tanımasından dolayı birbirine benzetebileceği isimler. Tabii ki zaman içinde gelen yeni yeni filmlerle maskeler konusunda iyice detaylanıp yeni şeyler gördük ve türün günümüzde popülerleşmesiyle eskilere de daha iyi bakıyoruz ama şu ana kadar bahsettiklerimin herkes tarafından tanınabilecek klasikler olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa yeni çıkanlardan Leslie Vernon, Hush veya The Black Phone gibileri de bu konuda harika bir iş çıkarıyor ve maske tasarımlarını da gayet iyi buluyor. Say something, Michael. Say something. Ama tabii ki bu videonun ana konusunun da bir noktada belirtilmesi gerekiyor. Maskelerin korkutucu olmasının sebebi katilden kişilik ve ruhu tamamen alması ve ben bunu bir güç olarak görüyorum. Gözleri tamamen yok ediyor olabilir, suratı tamamen değiştiriyor olabilir veya geriye suratında hiçbir ifade olmayan bir çift göz bırakabilir. Baktığınızda sizi garip hissettirebilecek bir durum her zaman var. Ve bunu o kişinin size hiçbir fırsat vermeden sürekli peşinizde olmasıyla birleştirdiğinizde sadece germeyi değil korkutmayı da başarıyor. Tabii ki burada maskeleri ikiye ayırmak mümkün. Jason gibi, Harry Warden gibi normalde korkutucu olmayan bir şey alıp bir katille birleştirerek maskeyi korkutucu hale getirmek kesinlikle başarılı bulduğum bir konsept. Normalde Jason'ınki basit bir hokey maskesi veya Harry Warden'ınki klasik madenci ekipmanı.
ama hareket şekilleri, davranışları veya sessizlikleri beni her zaman germeyi başarmış bir şey. Freddy, Chucky veya Ghostface gibi çok konuşan slasher katillerini her ne kadar fazlasıyla sevsem de bir Jason, Michael veya Leatherface gibi ölümüne sessiz olan katiller kadar korkutucu ne yazık ki bulmuyorum. Her şeye rağmen sessiz, duygusuz ve öldürmeye odaklı olan bir katilin peşimde olması fikri fazlasıyla korkutucu açıkçası. Ve tabii ki maskelerin o ruhu alıyor olmasının bir artısı da asla o kişiyle anlaşamayacakmışsınız gibi hissettirmesi. Freddy ile bir noktada konuşabilirsin. Ghostface ile konuşursun. Chucky ile zaten konuşuyorsundur. Ama konuştuğun kişiyle belki bir noktada güvende hissedebilirsin. Bir anlaşma yapabilirsin. Bir noktada varabilirsin. Ama bir Jason, Michael veya Leatherface ile anlaşamazsın. Onlarla uzlaşamazsın veya bir ortak nokta bulamazsın. Onun tek istediği öldürmek ve bunu yapmadığı sürece de durmayacak. O yüzden tek yapabileceğin kaçmak veya koşmak. Maskesinin katile bir güç vermesinin de iki sebebi var temelde. Şu ana kadar gördüğümüz maskeli katillerde kostüm ve maskeler her zaman katili ne kadar insan olursa olsun insanüstü bir mertebeye çıkarıp aynı derecede güçler veriyordu. Yani direkt olarak fiziksel bir güçten de bahsetmek mümkün. Kimliği ortaya çıkana, maskesi çıkarılana veya kendini açıklayana kadar katilin her türlü şeyi yaptığını görmek mümkün. Ama maske çıktığı zaman normal bir insan olabiliyor. Diğer bir güç de karşısındakine yaşattığı duygulardan geliyor. Peşinde olan kişinin seni her şeye rağmen adım adım kovalıyor oluşu, asla suratındaki duyguyu veya neye odaklandığını görememek ve tabii ki peşinde olan şeyin ne olduğundan emin olmamak o katili insan olmaktan çıkarıyor. Michael ve Jason insan olarak başlayıp zaman içinde evrilmiş katiller. Hızlı, güçlü ve asla nasıl yaptığını anlayamayacağınız şeyler yapabilirler. Ve emin olun onları sinirlendirmek istemezsiniz. Tabii ki maske asla direkt bir güç vermese bile düşünebileceğinizin çok daha ötesinde etkileri olduğunu söyleyebilirim. Hem takan hem de tanık olan için. O yüzden bir Michael maskesinin de beni fazlasıyla mutlu ettiğini ve farklı hissettirdiğini söylemek zorundayım. Yani alalı fazla olmadı ama bunu yazarken bile maskeyi takıyordum ki her ne kadar seslendirirken de takmayı çok isterdim ama sesleri hayvan gibi bozuyor çünkü ağzı her zaman kapalı. Yine de bu maske fazlasıyla etkileyici. Dr. Sartain gibi olmak istemiyorum ama Michael'dan çok daha fazla etkilenmeye başladım son zamanlarda. Say something. Yine de onun dışında durumun şimdilik böyle olduğunu söyleyebilirim. Halloween Ends resmi olarak çıktığında da hakkında fazlasıyla konuşmak istiyorum ve şimdiden iyi olacağını umuyorum. Ama o zamana kadar genel olarak durum böyle. Hakkında konuşmak istediğim minik bir konu başlığıydı aslında. O yüzden ben bunu anlatırken burada olduğunuz için de teşekkür ederim. Tabii ki beğendiyseniz abone falan da olabilirsiniz ama olmazsanız da sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve unutmayın, seviliyorsunuz.